Tamam Merve, sinirlenme bu kadar. Ya nasıl sinirlenmeyeyim ya? Adamın dediklerine bak. Ya tamam haklısın. Ama olan sana oluyor. Üzülen, yıpranan yine sen oluyorsun. Bu sefer sırf üzülen, yıpranan ben olmayacağım. Ne yapacaksın? Görürsün. Saçmalama Merve. Olur mu öyle şey? Neden olmasın? Olur. Çok da güzel olur. Bu evlilik işini öyle çözemezsin. Bu yaptığın sadece anneni üzer. Sonradan üzüleceğine şimdi üzülsün. Arayıp soracağım. Ya o adam ya ben. Ya hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Ya telefonu verir misin? Benim daha iyi planım var. Neymiş? Görürüz. Anne. Hı? Bizim size önemli bir şey söylememiz gerekiyor. Nedir oğlum? Şimdi bizim bir konuda yardımınıza ihtiyacımız var. Söyleyin kızım merak ettim nedir? Evet söyle. Şimdi ben hiç annemin evlenmesini istemiyorum ya. Ben de. Sana ne oluyor Tuna? Sen niye karşısın bu evliliğe? Ay ben Merve istemiyor ya. Ben de istemiyor. Yani Merve istemiyor diye. Ama gönül Allah aşkına sen dışı gördün sen de ne olduğunu biliyorsun yani. Şimdi belki anlaşabileceğimiz biri olsa karşı çıkmazdım. Ama hiç öyle biri değil. Doğru, haklısın. Şimdi Merve ne dese, annesi Merve'yi Sertaç Bey'in iyi bir insan olduğu konusunda ikna etmeye çalışacak. Biz de diyoruz ki annem bütün gerçekleri kendisi görsün. Biz artık onu ikna etmeye çalışmayalım. Nasıl yapacaksınız onu? Kızım annenin gözü kör olmuş vaziyette. Hiçbir şey görecek hali yok. Yemin ediyorum açıdan gözü kör olmuş. Daha önce de olmuştu zaten biliyorum. Ne demek istediğini anlamadım ben. Ya Gönül Özlem aşk kadınıdır. Yani her tarafı aşk kokar o açıdan diyorum. Takıldım şimdi ben buna. Aşk kokuyormuş, aşk kadınıymış. Öyleyse niye boşandınız Tuna? He? Yok yani şey anlamında Gönül, o aşk senin düşündüğün anlamda aşk Mecnun olarak... Mecnun adam şimdi hiç tartışmayalım çünkü konumuz değil. Evet. Evet. Yok şey yaptı da yani Gönül, yani kötü kokar anlamında. Yani koku, hani şey vardır ya, nasıl derler? Sana inanamıyorum Sertaç ya. Benim çocuğumla aramı mahvettin, yerle bir ettin ya. Ne yapayım Özlem, yalan mı söyleyeyim? Ya ben sana yalan mı söyle diyorum. Ben sana konuşma biraz diyorum. Sussan ne olur, sus yani sus. Hayatım, içime atınca fena oluyorum. Beynime kan gitmiyor, gözlerim kararıyor, tüylerim diken diken oluyor. Hay! Sertaç, Merve ile aranı düzeltemezsen bu evliliği unut. Niye? Ben seni seviyorum hayatım. Ben de seni seviyorum. Ama çocuğum seni istemezse ne yapabilirim? Yürütemeyiz, ayrılırız yani. Aşk her şeyi halleder Özlem. Ay böyle şeyler söyleme sustayım. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Seviyorum seni, duysun herkes. Sertaç yapma. Zaten jetteki uykum var. Yapma, sus biraz mı olursun? Sen jettekken de güzelsin hayatım. Sertaç sus. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Tamam, söyleme. Ne yapacağız? Şimdi ben annemi arayacağım ve yarın Sertaç Bey'le ikisini buraya davet edeceğim. Ya onlar geldiğinde Sertaç Bey'e pot kırması için bolca malzeme vereceğiz. Mesela anne sen, berbat giyineceksin. Ama biz sana harika giyindiğini söyleyeceğiz. Sertaç Bey de dayanamayıp ne kadar rüküş olduğunu patavatsızca böyle suratına aykıracak. Bize de neden yalan söylüyorsunuz diye kızacak. Sonra da diyecek ki, ne yapayım Özlem, yalan mı söyleyeyim? Sonra mesela senin kilo verdiğini söyleyeceğiz baba. Ben zaten kilo verdim. Ya şimdi babacığım doğruyu konuşalım yani kilo falan vermedim. Yani haliyle bizim gördüğümüzü Sertaç Bey zaten kaçırmayacak. Gözler fıldır fıldır, mikroskop balığı gibi. Biz babama kilo verdim derken... Niye yalan söylüyorsunuz diye cümlesini sıralayacak. Hı. Bütün gün bunun gibi hamleler yapacağız. Sertaç Bey de asla yalan söyleyemediği için hepimizin morali bozulacak. Bunu hep yapıyor zaten. Bu sefer daha ağır şeyler söylemesini sağlayacağız. Ve bu sefer en sonunda anneme de pot kıracak. Eğer ben Özlem'i tanıyorsam, Sertaç Özlem'e pot kırarsa, Özlem de Sertaç'ın kafasını kırar. Buraya da yazıyorum bunu. İyi, Özlem sen buna kızar diyorsan bu planı uygulayalım. Ne de olsa eski karın. Senden iyi kimse tanıyamaz. Aşk kokuyormuş ya. Neyse. Yok, o anlamda söylemedim ben Gönül. Yo, tam da bu anlamda dedin Tuna. Ay Gönül sen şey anlamışsın, aşk kokuyor demedim ben. Aşk kokuyor dedim. Yemek kokuyor yani aşk. Yemek var ya aşçı başı gibi. Tamam canım artık yani annemi de bir arayalım, bir haber verelim değil mi? Gönül şey oluyor şimdi uçakta bunlar yemekleri pişiriyorlar ya. Mesela onlar o şeylerin içinde kabin amiri olduğu için yemek kokuları aşk kokuyor. Yani aşk kokulu bostu yani öyle olur. Sertaç, ben şimdi düşünüyorum. Merve ile olayları düzeltmenin bir yolunu bulacağım.
Hayatım bak, benden her şeyi iste, yalan dolu cümle isteme benden. Ya kırmızı çizgilerim var, en iyi sen biliyorsun bunu. Aşkım ben sana yalan söyle demiyorum ki. Ben sana sus diyorum, sus. Hiç konuşma, sus. Olabilir. Ha. Yani susarım ama bir süre susabilirim. Kısa bir süre. Sertaç. Mervarim, mervarim. Bebeğim. Alo, anneciğim müsait misin? Müsaitim yavrum. Yarın Sertaç Bey'i alıp bize gelir misiniz? Sizinle konuşmak istediğim önemli şeyler var. Tabii, biz sabah kahvaltıda sizdeyiz. O babanın karısına söyle, şöyle güzel börek çörek hazırlasın. Merve, sen bize kızgın değilsin değil mi? Çok kızgınım. Ama yine de olayları Sertaç Bey'in penceresinden dinlemek istiyorum. Sonuçta herkes ikinci bir şans hak eder. İşte benim kızım ya, işte benim kızım. Tamam bebeğim, sen hiç merak etme. Bak, her şey çok güzel olacak, tamam mı? Sen de anlayacaksın Sertaç'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu. Tamam anne, hadi yarın görüşürüz. Tamam, sabah oradayız. Sertaç, yarın turalara gidiyoruz, tamam mı? Ne olursun aşkım, bak bu bizim son şansımız. Ne yap et, Merve'nin gönlünü kazan, tamam mı? Merak etme hayatım, elimden geleni yapacağım. Yani ağzıma fermuar çekeceğim, hiç konuşmayacağım. Yalanı görsem bile görmemezlikten geleceğim. Oh harika. Senin için susacağım, sen merak etme. Yani köprüyü geçene kadar. Ah canım benim, harikasın işte bu. Ama... Ama? Ama şöyle bir şey var. Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani hayatım, ben kendimi biliyorum. Ben susarsam duramam. Patlarım bir yerde mutlaka. Dur, bak. Sen şimdi mesela sinirlendin değil mi? Bir şey oldu. Hani yalan mı söyleyeyim diyeceksin ya. Tam o sırada deme. Şimdi seni bu son zamanlarda en çok ne mutlu ediyorsa hemen onu söyle. Afetim bir Gomis. O ne be? Futbolcu hayatım, gol kralımız. Kral Gomis. Ha güzel. İşte o adamın attığı goller gelsin aklına. Tamam mı? Tamam hayatım. Yani aklıma yalan mı söyleyeyim geldiği zaman diyeceğim ki Kral Gomis. Ha. Tamam, tamam, seni hiç merak etme. Başaracağız. Tamam hayatım, merak etme. Başaracağız. Kral Gomis, futbol, mutluluk. Tamam. Ah, nereliymiş o? Fransız. Şimdi herkes anladı değil mi görevini? Ya anladık. Kaçıncı anlatışın? Sen merak etme kızım. Yarın Sertaç Bey pot kırmaktan başını kaşıyacak, vakit bulamayacak. Umarım bunun bir oyun olduğunu anlamaz yani. Yok ya, bence anlamaz yani. Anlamaz hatta mümkün değil. Çok güzel hazırlayacağız her şeyi. Onu öyle güzel ortadan edeceğiz ki gol atmadan duramayacak. Ve Sertaç Bey de ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim dedikçe... tabii annem de onunla mutlu olamayacağını anlayacak yani. Özlem suratına acı gerçekler söylendiği zaman nasıl bir tavra girecek çok merak ediyorum gönül. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.